Daha sonra bir 15 İbrahim dakika... İbrahim abi önemli bir gelişme tabii ki, var tabii çünkü Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un sağlık durumuyla ilgili sıcak bir gelişme var. HT Spor muhabiri Çağatay Çelik de telefon hattında, en doğru bilgiler onda. Çağatay, Okan Buruk'un son durumu nedir? Senden dinleyebilir miyiz? Teşekkürler Deniz Biricik, iyi yayınlar. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk bugün midesinde yaşadığı bir rahatsızlık sebebiyle hastaneye, doktora başvurdu ve kendisi şu anda apandisit patlaması şüphesiyle birlikte hastanede bulunuyor. İleri derecede tetkiklerine bakılıyor. Ancak Galatasaraylı yetkililer Okan Buruk'un şu an için ameliyatta olduğu ifadelerini kesin bir dille reddediyor. Ameliyat henüz kesinleşmiş durumda değil. Okan Buruk'un sağlık durumuna bakılıyor, tetkiklerine bakılıyor, sonuçlar bekleniyor. Gerekli görülmesi durumunda operasyonla bir müdahale edilmesi söz konusu. Ancak tekrarlayalım, apandisit patlaması şüphesiyle Okan Buruk şu anda hastanede bulunuyor. Ancak doktorların gerekli görmesi halinde ise ameliyata alınacak Okan Buruk diyebiliriz. Çağatay Çelik, teşekkürler. Tabii sıcak bir gelişme. Sen de bu gelişmeyi yakından takip ediyor olacaksın. Teknik Direktör Okan Buruk'un sağlık durumuna ilişkin yeni bir bilgi, yeni bir öğrendiğin gelişme olursa da bizlerle tekrardan paylaşacaksın. Teşekkürler. Biz de Galatasaray Teknik Direktör Okan Buruk'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Umarız önemli bir şey yoktur. Sıcak bir gelişmeyi de Allah acı şifalar versin. Çünkü yaklaşık bir 10 dakika önce gündeme düşmeye başladı. Biz de doğru bilgiyi, en doğru bilgiyi vermek için teyit ederek bu bilgiyi aktarmak istedik. Muhabir arkadaşımız Çağatay Çelik de sıcağı sıcağına son bilgileri bizlerle paylaştı ve Teknik Direktör Okan Buruk'un durumunu da yakından takip ediyor olacağız. Tüm gelişmeleri de yine sizlere aktaracağız. Umarız en kısa zamanda da sağlığına kavuşur, çok da ciddi bir şey olmamasını diliyoruz şu an için. Yine gelişmeler oldukça da HT Spor ekranlarında sizlere aktaracağız. İbrahim abi, virgülü koymuştum lütfen. Yani yarım saat çok baskılı bir Lyon oyunu vardı. Ondan sonra bir 15 dakika devreye kadar işte hocanın maç önünde bahsettiği topa sahip olduğunda o işi daha rahat halledebileceği üzerinde yavaş yavaş halletmeye başlamışlardı ve bunu da çok sağlıklı götürdüler ki şundan bahsediyorum sürekli. Yani Beşiktaş'ın çok fazla yani ideal bir 11'i var. Aslında güçlü bir oyunu var ama bu oyuncuları dinlendirecek zamanı yok hocanın. O yüzden çok şanssız olduğunu düşünüyorum diğer teknik direktörlere çok göre. Doğru. Çünkü yani takvim de çok sıkıntılı bir takvim. 11'i iyi ama yedek ve yani diğer kadrosu koyamıyor yerine.